Herkese merhabalar. Şu an Çöğürlü Mahallesi'ndeyiz ve yanımızda Çöğürlü Mahallesi muhtar adayı Sayın Kıymet Doğru var. Belki de Cumhuriyet tarihinin en fazla kadın muhtar adayı olduğu bir dönemdeyiz Samandağ'da. Merhabalar Kıymet Doğru, nasılsınız? Merhabalar Ali Bey, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Evet, kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben Kıymet Doğru. 1980 yılında Çöğürlü'de doğdum. 4 çocuk annesiyim. Bu kadar. Neden muhtar adayı oldunuz? Neden muhtar adayı oldum? Coğrafya kaderdir diye bir söz vardır, bilirsiniz. Benim içinde bulunduğum coğrafya muhtar adayı olmamı zorunlu kıldı. Şu an burada bulunduğum yer aslında muhtar adayı olmama neden oldu Ali Bey. Benim evim şurası, gördüğünüz üzere. Şurada çöp var, yıllardır böyle hep dağılır. Ve şurası kanalizasyon, iki mahallenin atık suyunu taşıyan kanalizasyon. 13 ay boyunca bu kanalizasyon burada tıkandı, açıldı yani böyle. Buradan şu an duyuyorsunuz kokuyu. Evet, koku çok kötü. Çok kötü koku var. Benim 4 tane çocuğum var Ali Bey. 4 çocuğumdan 3 tanesi hasta. Hani Rabbime binlerce şükürler olsun ki çocuklarımın böyle kalıtsal hastalığı yok. Lösemi değil, SMA değil, değil. Bir oğlum kamyon tozlarından astı. Bir kızım bu pis kokudan sinüzit. Diğer oğlum da böcek sokmalarından dolayı alerjik. Oğlum kaşınır yaz boyu uyuz olur. Belki beni daha önce tanıyorsunuz, görüyorsunuz. Ben köydeki yaşlı teyzelerle bir sürü defa çevresel eylem yaptık. Bir sürü yere gittik, bir sürü şey yaptık. En son eşim dedi ki biz yıllardır mücadele veriyoruz. Olmadı, olmuyor. Evimizi satıp buradan gidelim. O eşim o lafı dediği zaman benim üstümden kaynar su döküldü. Nasıl yani evimizi satıp? Ciddi misin dedim. Evet ciddiyim dedi. Ben çevresel sorunları düzeltebilmek adına Anadolu Üniversitesi'ne yazıldım. Şu an Açık Öğretim Fakültesi'nde yerel yönetimler okuyorum. Sırf köyüme nasıl faydalı olabilirimin derdindeydim zaten ben yıllarca. Eşim böyle dediği gün tesadüfen canlı dersimiz vardı o gün. Çevre bilimleri dersi vardı ve hoca vardı. Abdullah Yılmaz. Allah razı olsun hocamdan. Şey dedi, gençler dedi, çevrenizde sorun varsa lütfen bir kurtarıcı beklemeyin. O kurtarıcı siz olun. O kahraman gelmeyecek. Siz o kahramanlığı göstermezseniz. Lokomotif siz olun. Arkanızdan sizinle aynı sorunu paylaşanlar gelecektir dedi. Ben ertesi gün eşime dedim ki evi satıp gitmek eline muhtarı değiştirelim. Olur mu dedi, nasıl olur dedi, niye olmasın ki dedim. Dedi ki kadın. Dedim ki bana kadın olmam dışında bir eksi söyle. Ya dedi valla kadın olman dışında bir eksi yok, yapabilirsin ama kadınsın. Dedim ki ben aday adaylığımı açıklayayım o zaman. Gider sorarım, okey derse insanlar aday olurum. Demezlerse yani yapacak bir şey yok. Ben yaşlıları dolaştım Ali Bey. Kanaat önderlerini dolaştım, aday adaylığı sürecinde. Belki muhtarlık tarihinde ilk defa bir aday adaylığı, ben kendimi dayatmadım. Nasıl olur diye sorduğum insanların %98'i Kıymet sen yapabilirsin dedi. Seni tanıyoruz, sen bu mahallede doğdun, büyüdün. Sonuna kadar arkandayız dedi. Ve 3 aylık bir aday adaylığı sürecinden sonra yaklaşık 10 gün önce ben adaylığımı açıkladım. Çok güzel tepkiler alıyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun adaylığınız. Sağ olun. Peki şimdi ilk neyi değiştireceksiniz? İlk neyi değiştireceğim? Aslında bizim hiçbir şeyimiz olmadığı için değiştirmekten ziyade yapmaktan başlayacağım. Yani bizim kanalizasyonumuz yok mesela Ali Bey. Siz 5 dakikadır buradasınız. Kendi duygularınızı anlatın. Ne hissediyorsunuz? Evet, maalesef çok kötü bir koku var burada. Ben 25 yıldır burada ikamet ediyorum ve 25 yıldır bu kokuya maruzum. Bir şey yapmak dışında bu kokunun gitmesini sağlayacağım. Mesela Ali Bey, bizim yukarıda okulumuz var. Hem ortaokulumuz hem mezarlığımız aynı anda. Bir UHT duvarı lazımdı bize. 20 yıldır dillendiriyoruz biz bunu. Mezarlığımız 30-40 yıldır orada ama okulumuz henüz 7-8 yıllık orada. 7-8 yıldır öğrenci velileri, ben de veliydim orada. Hani dağ göçüyor, kayalar yuvarlanıyor yola, yol yokuş, hani çıkan arabanın durması gerekiyor. Biz kadın acemi şoförüz yani. Hani kadından şoför olmaz diyorlar, aslında olur. Düzgün yollar yapsalar çok güzel süreriz de yolumuz yok maalesef. O okul yolunu yapacağım. Mesela bizim zeytinliğimiz var. Biz çiftçi tarımcı bir köyüz. Tarlamıza giden hiçbir yol doğru düzgün pat pat bile geçemiyor. Ya biz teleferik istemiyoruz. Köyümdeki insanların talepleri o kadar naif ki, o kadar cüzi ki. Yol, kanalizasyon. Aslında bizim bunları dillendirmemiz bile bizi yıllardır yönetenler için ayıp. Yani aslında söylenecek çok şey var da. Evet, ben aslında birçok şeyi soracaktım. Siz hepsini maşallah cevapladınız. Teşekkür ederim. Doluyum. O zaman son olarak buradan dünyanın bütün kadınlarına neler söylemek istersiniz?
dünyanın bütün kadınlarından ziyade kendi çevremdeki kadınlara sesleneyim ben. Umarım daha çok güçlenirim de dünyadaki kadınlara seslenebilme imkanı bulurum. Bütün dünya izleyecek şimdi sizi burada. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Benim diyebileceğim şu var. Kadın erkek ayrımının olmadığı bir dünyadayız. Hani Avrupa'yı, İskandinav ülkelerini, Amerika'nın kuzeyini geçtim. Güney Asya'da 40 sene önce Benazir Bhutto Pakistan'da başbakandı. Hani şimdi benim rakiplerim şey diyor, kadından muhtar mı olur? Kadından çok güzel muhtar olacağını göstereceğim ben herkese. Ama kadından muhtar olmaz diyen zihniyetin bizi 15 yıl yönetilmiş olması ve bir 5 yıl daha talep ediyor olması kadınlar adına üzücü, erkekler adına da üzücü. Benim diyebileceğim şu var. Bizim atalarımız çok büyük bedeller ödedi. Krallıktan kurtulup demokrasiyi getirebilmek için. Bizim bu demokrasiye sahip kalmamız için hiçbir bedel ödememize gerek yok. Sadece cesur ve dürüst olmamız gerek. Bizden o istemeye gelecek olan arkadaşlara ben şunu sormasını isterim halkın. Kavgasız, gürültüsüz, ses yükseltmeden, hatta gülümseyerek. Siz 15 yılda ne yaptınız? Bir 5 yıl daha istiyorsunuz, eksik kalan projeniz mi var? Ne yapacaksınız bu kalan 5 yılda? Yani ne vaat ettiniz, ne yaptınız? Bundan sonra ne yapacaksınız? Yani kadın muhtar mesela beni kötülemeye gelse biri kötüleyemez. Hani güneş hiçbir şekilde balçıkla sıvanmaz, ben onu biliyorum. Şu kadarcık bir şey, kadın olmam dışında bulabilecekleri bir şey yok, emin olun. Ve ben insanların, bütün erkeklerin özellikle en çok sevdiği 4 kadın annesidir, kızıdır, kız kardeşidir ve karısıdır. Kız kardeşlerinin, eşlerinin, kız çocuklarının, annelerinin önünü açabilmeleri için benim arkamda durmalarını istiyorum. Ve şu an gördüğüm tepkiler çok güzel. Böyle devam eder umarım. Umarım 1 Nisan'da köyümüz bir şakaya değil de bir mucizeye uyanır. O da bir kadının mucizesi olur. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.